hayalimiz olan davaya da hizmet ediliyor. Dilde işte fikirde bir olmuş bir İslam dünyası hayalimiz var bizim. Kızıl elmamız ne yazık ki bizim Avrupa Birliği değil. Bizim kızıl elmamız dilde fikirde işte bir olmuş Türkistan dünyası hayal ediyoruz. O hayallerimiz içinde çalışıyoruz. Ve bizim milletimizin feraseti ve irfanı ABD'deki milletten hiç az değildir. Kime yetkiyi, kime yönetimi vereceği bilir bu millet. Ve işin garibi bu etnisite üzerinden, mezhep üzerinden veyahut da kör ideolojik marjinal görüşlerin iktidar olma şansı kalmayacak. Ve iktidar olmaya yeltenen adam milletin %50 artı birini kucaklayacak. Ortalama bir insan olacak. Aç diyecek, iş diyecek, güvenlik diyecek, özgürlük diyecek, refah diyecek. Hepimizi memnun edecek. Kürdün de, Türkmenin de, Çerkezin de, Arabın da, Arnavut'un da, kim kendini nasıl tarif ediyorsa. Herkesin gönül rahatlığıyla ben bunun yönetiminde karnım tok, başım dik, yaşarım diyebileceği bir adam olacak. Yani bu sistem aynı zamanda güçlü liderler üretecek. Velhasılı hayır diyenleri tabii ki demokrasi diyecekler. Şeye de girmiyorum yani. Yok işte PKK oradaymış, şu oradaymış, bu oradaymış. Hiçbir önemi yoktur. Hükümet sistemini değiştirip değiştirmeme meselesiyle karşı karşıyayız. FETÖ oradaymış, o oradaymış, bu oradaymış. İşte Avrupa Birliği ülkeleri destek. Hiçbir önemi yok bunun. Esas olan biziz. Kış kışlığını yapacak zaten. Yani bunun öbür tarafını tartışmaya gerek yok ki, değil mi? Biz millet olarak işte şimdi irfanımızı ve ferasetimizi bir kere daha kullanma noktasındayız. Bu eşiği açtık mı Allah'ın izniyle? Halkın kayır eksi. ABD Başkanı bir şey söyledi Sayın Cumhurbaşkanı için. Tabii görüşeceğim dedi. Niye görüşmeyeceğim dedi. Halkının kayır ekseriyetinin desteği arkasında olan bir liderle tabii ki görüşeceğim. Devletler arasında kadim düşmanlıklar, kadim dostluklar olmaz. 50 artı 1'in gücünü alan iktidarlar dışarıda da çok güçlü olur. Yani uluslararası hak ve menfaatlerimizin noktasında da çok güçlü olur. Dışarının size bakışı da ona göre olur. Ve bu güçlü iktidarlar ülkelerini cazip yatırım yapılabilecek ülke haline getirirler. Bence anayasa değişikliğinin en düzgün tarafı, en iyi tarafı ve üstünde durulması gereken taraf, Tayyip Erdoğan işte efendim HSYK'ya 4 seçiyormuş da işte bilmem kim niye 7 seçiyormuş da bunların hiçbirinin bir önemi yok. Bunlar zaman içerisinde değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, ihtiyaçlara göre yeniden dizayn edilecek işlerdir. Ama esas olan millet doğrudan sandıkta egemenliğini ortaya koyacak. Karar benim diyecek. Ben diyecek yürütmenin başını direkt doğrudan seçiyorum diyecek. Yasamayı seçecek. Yasama gerçekten yasa yapacak, denetim yapacak ve bu vesile şu mugallitliği ortadan kaldıracağız. Yasamanın içinden yürütme çıkartıyoruz şimdiye kadar. Neresi ayrıydı bu? Yürütme ayrı olacak, yasama ayrı olacak. Yargıyı diyorlar bağımsız ve tarafsız olacak. İnşallah bağımsız ve tarafsız olur. Ama bir şey mutlaka olması gerekir. Yani böyle birileri ilmiyeyle, kalemiyeyle, seyfiyeyle nasıl olsa bir tank yürür arkasında dururum. Bir cübbeli çıkar, bir şey yapar, garabet 267 falan der. Oradan sebeplenirim. Yani buluruz bir yolunu, bir ucundan tutarız. Bunların hepsi kalkacak. Yani Türkçe, ilmiyenin, kalemiyenin, seyfiyenin arkasında siyaset yapanların yolu kalmadı. Bu 16'sında vereceğimiz evetle. Boşluktan istifade hiçbir şey olmayacak. 50 artı 1'in iradesini arkasına alamayan iktidar olamayacak. Burayı çok önemsiyorum ve buna inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Tayyip Bey'le beraber olma meselesine gelince de hiç kimse bu işte şey olmasın böyle yani efendim işte şu bu falan. Tayyip Bey'in yanında olmak şu anda bir partinin yanında olmak falan değil. Tayyip Bey'in yanında olmak
Dedelerimiz Çanakkale'de neyin yanındaysa da şimdi onun yanında olmak demek. Mustafa Kemal'in arkasında dedelerimiz niye dizildiyse Sakarya'da, Dumlupınar'da, Tayyip Bey'in yanında olmak şu anda o demek. Ha, benim şahsıma gelince de ben, evet zaten biz farklı sokaklarda yetiştik ama aynı mahallenin çocuğuyuz. Yani ona 77 düelin gazetesi, basını, osu, busu saldırırken içeride de yine ip gibi dizdiler. Bakıyorum yine şimdi. Tayyip Bey bir şey söylediği zaman siyasetin birbirine benzemez renkleri Cumhurbaşkanlığı seçimi evresinde olduğu gibi şimdi de ip gibi yine dizildiler, bir araya geldiler. Bu manzaraya bakınca zaten duracağımız yer kesinlikle Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi. Yoldaşları ve onun yanında mı duracağım diyor. Tabii ki Tayyip Bey'i tercih edeceğim. Biz zaten bu tercihi baştan yaptık. Dünden yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Tayyip Bey'in yanında durmak gerçekten tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın yanında durmak. Çokluk içinde birliğimizi muhafaza etmenin yanında durmak. Bu ebruyu bozdurmamanın yanında durmak. Anadolu ebrusunun bozdurulmaması için yanında durmak. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de bir kere üreten bir muhalefete ihtiyaç var. Muhalefetin ürettiğini görmüyoruz. Sözünü de görmüyoruz ya. Eskiden bir Demirel vardı, çıktığı zaman inletirdi, iktidarı zora sokardı, bilmem ne. Ne sözü var, ne projesi var, ne onu var, ne bunu var. Sadece bir negatiflik var. Sen dili. Sen var ya, sen var ya, sen var ya, sen var ya. Ya bir de ki, bu şey var ya hani sen dili ben dili meselesi. Ben dili kullanmak. Halbuki muhalefet ben dili kullanacak. Diyecek ki ben olsam şu yaptığın işi şöyle yaparım. İşte o bizim hasret kaldığımız, yani yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir muhalefet. Suriye'de ne işimiz var diyen bir muhalefetle ben nasıl edeceğim ya? Canlı yediğim yani. Ha? Suriye'de ne işimiz var diyor. Bunu bir kere olsun bizim muhalefet. Amerikalılara sordu mu ne işin var 11 bin kilometre öteden burada senin? Ruslara sordu mu? Dün eyaletimiz olan, ilimiz olan yerlerde diyor ki ne işin var? Orası Kelal'in bağına dönmüş. Adamlar orada harita belirliyor. 1250 kilometre sınırımız var. Ne işimiz var bizim orada diyor. O bataklıktan bir çıkalım diyor. Böyle muhalefet olur mu? Canlı yiyeyim ben. Yani onun için diyorum. Ha şu anda söyledikleri. Milletten kaçmak bu ya. Millet iktidarı doğrudan belirleyecek. Nasıl belirleyecek? 50 artı 1 ile belirleyecek. Bundan kaçmanın ne anlamı var? Sen eğer kendini millete anlatabiliyorsan, gel aslanlar gibi, çık karşısına aday ol. Ondan sonra da al 50 artı 1'i, yapacağını yap. Bu kadar da kayır ekseriyet millet desteğiyle. Siyasetin gıdası da şeyde, milletin desteği, yani milli iradenin desteği. Ben bunu demeye çalışıyorum. Ve onun için bu referandumdaki o diğer madde, zaten 4 tanesi onun şey ya, işte yürürlük tarihi bilmem ne, onu şunu bunu, bunların hepsi hikaye. Burada esas olan iktidar, yani egemenlik direkt milletin olacak. Bu kadar. Millete sandıkta iktidar olan hesap verecek. Şimdi bugüne kadar ne diyorlardı? Oligarşik bürokrasi, o şu bu falan. Ha, şimdi alacak 50 artı 1'i, gelecek. İlmiye'yi de, Kalemiye'yi de, Selefiye'yi de, neyse. Dizayn edecek, düzeltecek. Kuvvetler ayrılığı diyorduk. İşte yasama yasasını yapacak. Yürütme yürütmesini yapacak. Yasama aynı zamanda gelip bunu denetleyecek. O zaman şunu demek lazım. Hani bu adamın attığı, kestiği attık oluyordu böyle seçilirse. Demek ki bak orada bir yasa. Biz inşallah bilim üreteceğiz. Bu tip sistemlerimizi yenileyeceğiz. İhtiyaca göre belirleyeceğiz. Bundan gocunmaya falan gerek yoktur. Ve kıyamete kadar inşallah biz ecdadın yaptığı gibi bilimde, teknikte nereye varırsak varalım, gayri safi milli hasılamız ne olursa olsun başkalarının yaptığı gibi yapmayacağız. İnsanlığa tıpkı atalarımızın yaptığı gibi kalple akıl edip gönülle bakacağız. Onun için çok ümit varım. Gelecekten çok ümitliyim. Neslimizden çok ümitliyim. Yani Anadolu insanından, yerli ve milli Anadolu insanından çok umutluyum. Ve bu sistem, yani bu bir hükümet sistemi değişikliği. Bunu dünyanın sonu etmeye falan gerek yok. Şu kadar yıldır parlamenter sistemle işte yönetildi bu ülke. Eksiği gediği ortada. Bunu herkes biliyor. Yani 65. hükümet ya. Bunu bile insan baksa, ya bu sistemi değiştirelim kardeşim. Niye 23 tane değiliz? Denmesi gerekir.
Eğer bu sistem olmasa, şu sistem olsaydı 23 hükümet olacaktı. Niye 65 tane hükümet olsun? E canım, şimdi adamların bakanlığına mı göz diktin? Dikerim tabii. Niye? Olmasın kardeşim, niye olsun? Başka ihtiyaçlarımız var bizim. 65 hükümet. Birileri diyor ki bir sene küsur ay, birileri diyor 24 günlük hükümetler oluşmuş, bilmem ne olmuş. Hep bu sistemin getirdiği işler bunlar. Bunları düzelteceğiz deyince niye dünyanın sonu olsun? Yani başkaları kendilerinin kurdukları bir projeden dışarıya çıkıyor. Hiç orada öyle dünyanın sonu olmuyor. Bizde niye olsun? Bizim üstünde duracağımız iktidarıyla, muhalefetiyle iki tane meselemiz var. Terör örgütleriyle olan mücadelemiz, bunu bir milli seferberlik çerçevesinde yapmalıyız. Herkese bir iş düşüyor. FETÖ'yle de, DAEŞ'le de, işte bölücü terör örgütleriyle de yapılan mücadelede hepimize bir iş düşüyor. İkinci bir mesele de üretmeliyiz, adilane tüketmeliyiz. Herkese aş, herkese iş sağlamalıyız. Ve mümkünse insanımız doğduğu yerde doymalı. Nerede doğuyorsa orada doymalı. Orada başı dik, karnı tok olmalı. Yoksa kimsenin ay yıldızı, al bayrak altında bir ve beraber olmaktan hiçbir kaygısı falan yok. O bölünme bölünme işleri, onların hepsi hikaye. Bunlar dediğim gibi elin adamın projeleri. Ve bu eşkıya bizim dağın eşkıyası değil. Buna kesin emin olun yani. Asla bizim dağın değil bunlar. Bunlar başkasının eşkıyası. Onu da zaten Kürt, Türkmen 40 küsür yıldır hiçbir milletin veremeyeceği bir mücadele verdik. Kimse kimsenin boğazına sarılmadı. Akrabalıklarımız hala Allah'a hamdolsun devam ediyor. Hala daha birbirimizin dayısı, emmisi, eniştesi, damadı olmaya devam ediyoruz. Bu muazzam bir şey yani. Bu da niye biliyor musun? Hemşerim, bizim bir ilahi kaderimiz var. Kürt de Türkmen'in birlikteliği bir ilahi kader. Tanrı Dağı'ndan birilerini alıp Rabbül Alemin buraya getirmesi durup dururken bir iş değil. Mezopotamya'nın çocuklarıyla kucaklaşmak durup dururken bir iş değil. Bunu anca yazan bozar. Bozamayacaklar. Kürt-Türkmen birlikteliği kıyamete kadar devam edecek. Tekrar Malazgiritler olacak. Tekrar Kudüsler olacak. Nurettin Mahmut Zengilerle tekrar Selahaddinler olacak. Tekrar Konstantinopol'un fetihleri olacak. Dert dava budur. Cemil Meriç'in dediği gibi. Bu savaş iki dağın çocuklarının arasındaki savaş aslında. Çok teşekkür ederim. Her siyasal birikiminin tecrübesi bir noktaya geliyor. Şimdi bu şu demek. Riskinden hissiyatına kadar her birisi farklı anayasalar ürettiler. Bu şu demek. Yani onların fikri alınmadı değil. Onların fikri üzerine bu yapı kendi fikrini üretti. Ve hatta şunu bile söyledi Cumhurbaşkanı. Başbakan da söyledi. CHP kendi önerimi getir, birlikte kamu halk oyuna gidelim. Bunu çok net söyledi. Bu ne demekti? Mehmet'im, bunu görmeden tek taraflı hayırcıların fikrini al deyip çok masumane, masumiyet üzerinden bir şey anlatma. Kusura bakma, bu senin kendin için geçerli olabilir ama Türkiye için geçerli değil. Çok masum gibi görünüyor, mağduriyet gibi değil. Gerçekçi olalım. Türkiye'de her farklı fikrin hem anayasal ne düşündüğü, ne önerdiği bellidir. Kemal Bey çok net şekilde şunu söylüyor. Bu sistemi biraz reform düzeltiriz gider gider. Önerisi var mı? Bana 19 maddeden birisi ikisini saysın, ben fikrimi değiştiririm ya. Yok bir önerisi. Türkiye'de niye önerisi yok, üzerine biraz kafa yorsak daha iyi olur. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.